Serimize Aksa Enerji ile devam ediyoruz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. 40 lira 62 kuruş kapatmış en son. Şu Ocak'taki Kasım'daki Kasım 2022'deki zirvesine daha ulaşamamış. Yataya bağlamış gibi görünüyor. Bakalım neler gösteriyor bize grafik. Güzel bir trendi var gibi. Şu Mayıs'ta tekrar yeni bir trend oluşturuyormuş gibi bir izlenim yaratmış. Aslında çok da yanlış değil o izlenim. Şu anda o trendinde gözüküyor zaten. Trendin desteğine gelmiş. Burada yön belirlemeye çalışıyor kendisine. Şurada hafif bir aşağı sarkıtmışlar sanki desteği kırmış aşağı gibi. Bir katakulli yapmışlar. 39 lira 40 kuruş bir destek şu anda. Şu anda desteğinde geziniyor. Muhtemelen bu desteği kırarsa şuradaki dipleri demeyeceğim ama şuradaki dipleri de test etmek isteyebilir. Ama ondan önce şuraları test etmek ister. Yani bu hissenin eğer ola ki 39 lira 40 kuruş kırarsa şuradaki şu çizdiğim destekler diplerin tutması lazım. Yani 36 lira 38 kuruş bu 200 günlüğü kırmadan 36 lira 38 kuruş. Burası güzel destek. Çünkü baktığımızda 1, 2, 3 yani şunu bir şu dibiyle şey yapmak lazım. Bir de şuradaki tepeler var. Bunlar bırakmaması lazım bu isteği. Çünkü kolay ucuz yani ucuz derken sıradan basit bir hisse değil. Ne olur diyelim ki orayı da kırdı, desteği de kırdı, dipleri de kırdı. Bu sefer 200 günlük şuraya kadar zaten buraya kadar diyorum ama zaten buradaki desteğin de kırılması buraları gösteriyor. 36-84'leri gösteriyor. O yüzden bu destek yani 36 lira 38 kuruş kuvvetli bir destektir. Hatta biraz daha aşağı giderse şuradaki dipler yani şu dipler 35'lere kadar gözüküyor ama 36-38'ler güzel destek. Şimdi bu desteğimiz yukarıda trendimiz ne gösteriyor bize ona bir bakalım önce. Zaten burada daha önceden şuradan şöyle bir direnç görmüş. Yani yakın zamanda gelebileceği ilk hedefi uçup kaçacak bir hali yok. 43 lira 42 kuruş. Yani şu anda zaten destek de olsa direnç de olsa hedeflerine yakın. Zaten baktığımızda şuradaki çanağı tamamlamaktan ziyade yani şurada trendini başlatmış. Buradan düşmüş. Tekrar şurada Haziran'da daha doğrusu buradan başlayan trend yukarı gitmiş. Şuradan şurada daha da yukarı gidecekken yataya bağlamışlar. Yani şurada bir solumuz baş, bir sağımız toba yapıyorlardır inşallah. Öyle bir izlenim var. O yüzden şu anda buralarda sürünür. Yavaş yavaş gider ama ileride hedeflerine bakacağız neresi gözüküyor. Bu normal trendi. Şimdi ilk hedefine bir bakalım. İlk hedefimiz 49 lira 12 kuruş. Tabi şurada dedik bir tobo yapıyor vesaire yapabilir. Şurayı tamamlarsa bu çanağı katlarsa diyelim nereye gidecek? Eğer bu toboya dönüşürse tabi. Dönüşmeden bunu bilemeyiz tabi. Bu da zaten bir önceki Kasım'daki o zirveyi gösterecektir. Muhtemelen gelecektir. Bakın şurada. Bunları ayarlanmış. 51 lira 60 kuruş. Bakın. Tabii ki de şuraya %100 ulaşması önemli değil. Zirveye gitti. Zaten buraya gelen
Şuraya da yoklar yani. İlk önce şu ikisinin bir bilinmesi gereken 51 lira 60 ile 51 lira 60 ile 54 lira 45. Şimdi orada çanak hedefi söyledim ama ben onu kafa karıştırmamak adına şuradan kaldıracağım. Neden diyeceksiniz? Zaten çanağın katlaması 49'a geliyor. Asıl hedefi de 51. Muhtemelen 49'dan da dönebilir belki ama 49'a gelen getir 49'a getirdilerse o hisseyi zaten 51-60'lara da gidecektir. Ben çanağın hedefinin nereye ulaştığını görmek için çanak hedefini kullandım. Asıl hedef zaten bundan sonra başlayacak. Şu iğneleri almasak şuraya alalım diyelim. Şuradaki dipleri alalım. Bu yatay alanı katlarsa ne yapıyor bakalım. Bu tabi bekleyene uzun süre. Çünkü herkes hedef yukarı gidecekler. Buradan 51'e gelir. Buradan bir daha gider muhtemelen. Ki gelir çünkü satışa çanağı tamamlıyor. Buradan bir kulp yapmaya gider muhtemelen. Ya da ya böyle bir kulp yapar. Ya da böyle bir kulp. Sonra dersiniz ki 40 liraydı aldım. Bir sene geçti. Anca 60 lira ya da kaç oldu? Anca 80 lira oldu dersiniz. O bir senede bilmem kaç tane neyler 100 katı 200 katı gitti dersiniz. Ama burası da böyle bir yer. Yani insanları sürekli şimdi 40 liradan alayım. Hemen bir anda 80-50'yi görsün. Ondan sonra durmasın 80'e gitsin. Ben aralığa kadar 2 ayda falan 2 ayda 3 ayda sene yılbaşında o parayı vurayım. İki katı yapayım çıkayım gideyim. Yani siz öldü, insanlar öyle düşünürken başkaları da öyle düşünüyor vesaire vesaire. Bir de şuradan geri çekilmesine bakalım. Bir 618 nereye geliyor? Bakın 82-35 hedef verdik ama ondan önce şu Fibonacci'ler bir sorgular. Ne oluyor? Ne gidiyor? Bana danıştın mı? İzin vermiyorum falan vesaire diyecektir. Burada bir satış yer. Belki kısa bir düzeltme yapar. Sonra gider ya da gitmez. Direkt burayı kırar. 82 gider. Oradan gelir ama bu 1.618 Fibonacci seviyeleri önemlidir. Kırılabilir. Kırılabilir diyorum. Direkt ulaştığında satış yer. Çünkü insanlar bunu alacaktır 60'da 50'de. Daha da gidecektir. 70'ten satış yiyince terste kalan olabilir. 2.618'de zaten 100 liraya gidiyor. Daha uzun asıl en uzun vadeli hedefi diyorum ya 100 lira 200 liralar gibi yuvarlak rakamlar hep psikolojik sınır olur. Bunun daha da sonraki hedefi 100 lira. Ama bekleyene. Bir sene beklersiniz. Belki bir sene sonra gider ya da 1,5 sene sonra gider. Ama gider bu 100 liraya. Bakarsanız seneye bu zamanlara gider. Adam şimdi alacak 40 liradan 100 lirayı duyunca İstiyor ki 3 ayda 6 ayda Mayıs'a kadar gitsin en fazla 3 ay sonra. Ama olmuyor o işler. Hedefleri bunlar. Performans kötü değil. Dediğim gibi uzun dönemde hedefleri bunlar. Şunları da silelim. Benim Aksa Enerji ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda serimizin devamında görüşmek üzere. Hoşça kalın.